Herkese kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, bugün sizlere böyle pembiş pembiş bir model anlatımı yapacağım. Yine çok kolay, çok basit, herkesin rahatlıkla örebileceği kolay bir model. Bu şekilde birleştirerek de istediğiniz ürünü yapabilirsiniz. Şimdi ortadan başlıyoruz. 8 tane zincir çekerek ortadan başlayalım. Şöyle kalsın. Altın başak maxi ipim yine maxi 10'a 3 diye geçiyor. Pembe rengi. 10 numara tığım. 1,10 milimlik bir tığ. Kamerayı netleştiremiyorum bu aralar. Kamerada sıkıntım var. Evet. Şöyle. Başlayalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Burayı sıkıştırıyoruz. Sonra ilk zincirin içine batarak bir yuvarlak elde ediyoruz. Birleştirdik. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığ bir kez dolayıp bu oluşturduğumuz boşluğun içine girerek bir üçlü trabzan yapıyoruz. Yani 3 defa da çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Yine aynı boşluğun içine. Şimdi şu şekilde bir çekiyorum. 2 çekiyorum. Üçüncüyü çekmiyorum. Tekrar tığ dolayıp ikinci trabzanı yapıyoruz. 1, 2. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü birden çekiyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir doladık. Yine aynı işlemi yapıyoruz. İki defa yaptıktan sonra üçünü birden çekiyorum. Yani üçüncü çekme işlemini tepede birlikte yapıyoruz. 5 zincir çektim tekrar. Şimdi yine birinci trabzanı yapıyorum. Önce bir ilmek, sonra iki ilmek aldım. Tığı bıraktım. Bir doladık. Tekrar bir ilmek, iki ilmek aldık. Üçüncü çekme işlemini birlikte çektik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1 ve ikinci trabzanı da yapıyoruz. Birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 8 tane olacak bu ikili trabzanlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1 doladık. Tekrar 1, 2. Kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladık. 1, 2 ve 3. çekmeyi yapıyoruz birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi 8. yapıyorum. 1, 2. Şimdi kapattık. 1, 2 zincir çekiyorum. Şimdi birleştirirken ipim ortada kalması için bu şekilde birleştiriyorum. 2 zincir çekip tığın başını bir kez doluyoruz. Bu ilk yaptığımız ikilinin tepesine batıyoruz ve bir trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzan. Şu şekilde ipimizi de ortada bırakmış oluyoruz. Evet, orta kısmımız bu şekilde yaptıktan sonra şimdi iki sıra zincirle dolanacağız. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Bir sonraki boşluğa, her boşluğa batıyoruz bu şekilde sık iğne yaparak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir sonraki boşluğa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diğer boşluğa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir sonraki boşluğa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Her boşluğa bu şekilde batarak sık iğne ile zinciri birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi son boşluğa girdik, birleştirdik. Şimdi son boşluğu yaparken şurası birleştirme noktamız. İpimiz ortada kalsın diye buraya trabzanla birleştirmiştik. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum şimdi. Tığın başını 2 defa doluyorum. Tam bu noktaya batıyorum. Önce 1 ilmek alıp sonra 2 2 alarak 4'te çıkıyorum. 4 tane de zincir çekmiştik. Burası da 8 zincir görünümünde oluyor. Evet, şimdi buradan tekrar bir sıradan zincirle dolanacağız. 10 zincir çekiyoruz bu sefer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Her boşluğa yine sık iğne yaparak birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. 2 zincir arttırmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diğer boşluğa geçtik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar. Şimdi son boşluğa giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son boşluğa da birleştirdik. Şimdiki birleştirme işini 10 zincir çekerek yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi geliyoruz, birleştirme noktamız burası. Tam zincirin, 10 zincirin, ilk 10 zincirin dibi. Buraya şu şekilde birleştirdik. Şu ortadaki ipimizi keselim. Oradan benim gözüme batıyor. Sonra da kesebilirsiniz tabii ki. Şimdi bir üste geçeceğiz buradan. 6 tane zincir çekiyoruz. Evet, şimdi birleştirdiğimiz yerden 6 zincirle yukarıya çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane boşluğumuz var. Her boşluğa trabzanlar yapacağız. Şimdi 6 zincir çektik. Tığın başını 2 defa doluyorum. Hemen boşluğun içine, önümüzdeki ilk boşluğun içine giriyoruz ve dörtlü trabzan yapıyoruz. Önce 1 ilmek alıp sonra 2, 2 çekerek 4 defa da çıkıyorum. 2 doladım tekrar. 1, 2, 3, 4. 2 doladık. 1, 2, 3, 4. 3 tane trabzan. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tekrar 2 doladık. Aynı boşluğa 3 tane daha yapıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Şimdi alttaki sık iğnenin üzerine batarak bu 6 zinciri buraya sabitliyoruz. Tekrar 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi sıradaki boşluğun içine yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Dörtlü trabzan. Tığ 2 defa doluyorum. İkinci yaptık. Ve üçüncü yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Trabzanlar arasında da 6 zincirimiz var. Bu kenarlardaki zincir sayımız da yine 6 olacak. 2 defa doladım. Aynı boşluğa yine 3 tane daha yapıyoruz. 1, 2 ve 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Alttaki sık iğnenin üzerine batarak bir sık iğne daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Şimdi diğer boşluğa giriyoruz. Yine 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, tığ her defasında 2 doluyoruz ve dörtlü trabzan yapıyoruz. Bunu söylemiyorum sürekli ama hepsi bu şekilde. Evet, 3 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 2 doladım. Tekrar aynı boşluğa. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Alttaki sık iğnenin üzerine yine bir sık iğne ile birleştiriyoruz. Evet, bütün kenarları bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi diğer kenarı yaparken eklemeyi göstereceğim. Şöyle 3 motifi ekledim. 2 kenardan ekliyoruz. Bu 6 zincir. Trabzanların arasında 6 zincir çektiğimiz boşluklardan ekliyoruz. Bu şekilde baklava dilimi olarak da yapabilirsiniz. 1, 2, 3 şeklinde de gidebilir. Şunu mesela orta motif olarak düşünün. Etrafına yaparak yuvarlak da yapabilirsiniz. Her kenara ekleyerek bu yuvarlığı büyütebiliyorsunuz da. Şimdi ben şuradan ekleyeceğim. Yuvarlak yaptığımı düşünün. Bu ortası 1, 2, 3. motifi ekliyorum. Evet, şimdi 6 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Önce 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2 doladık. 1, 2, 3 tane trabzan. Şimdi 6 değil, 3 zincir çekiyoruz. Evet, 3 zincir çektik. Geliyoruz. Burada ekleyeceğimiz noktaları göstereyim. Birinciyi buradan, ikinciyi buradan, iki motifin eklendiği yerden, üçüncüyü de buradan ekleyeceğiz. Aynı şurada yaptığım gibi. 3 zincir çektim. Motifler ters yüzleri birbirine bakacak şekilde kapatıyorum. Hemen boşluğun içine girip sık iğne ile birleştirip tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz yine buraya aynı boşluğa 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir sık iğnenin üzerine batarak tekrar bir sık iğne. Buralarda ekleme yok. Sadece trabzanların arasındaki 6 zincirlerde ekliyoruz. 4, 5, 6 zincirimizi çektik. Şimdi diğer boşluğa geçiyorum. Buraya da önce 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Şimdi ekleyeceğimiz nokta bu iki motifin birleştiği nokta. Tam şuraya tığımızı geçirerek buraya ekleyeceğiz. 3 zincir çektim. 'Burayı elime alıyorum. Şu şekilde tam birleştiği noktaya batıyoruz. Tek ilmek almayalım. Şöyle 2 ilmek gelsin. Birleştirdim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip dönüyorum. Eklemeyi yapmış olduk. 2 doladık. Yine aynı boşluğa 3 tane trabzanımızı yapalım. 1, 2, 3. Evet, burayı da ekledik. Şimdi bir tane de buradan ekleyeceğiz. Üç trabzanı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip sık iğnenin üzerine batıyorum. Birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir.
2 doladık. Sıradaki boşluğa giriyorum. Yine önce 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2 ve 3. 1, 2, 3 zincir. Şimdi ekleyeceğimiz yer buradaki boşluk. Giriyoruz ve birleştirdik. Tekrar 3 zincir çektik, döndük. 2 doladım. Aynı boşluğa yine 3 tane daha trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 3 noktadan birleştirmiş olduk. Evet, şimdi birleştirme işlemimiz bitti. Örmeye devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Sık iğnenin üstüne geldik. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 2 doladım. Birinci trabzan. İkinci trabzan. Üçüncü trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine 2 doladık. Bir, iki, üç. Evet, son boşluğumuzda beraber yapalım ve motifi bitirelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir. Sık iğnenin üzerine battık, birleştirdik. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. İki doladık. Boşluğun içine giriyoruz. Birinci trabzan. 2 ve 3. trabzanı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 2 doladık. Tekrar şimdi 3 trabzan daha yaparak bitireceğiz. 2 3. Şimdi şurada 6 zincirle çıkmıştık. Burada da yine bitirirken 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Aynı noktaya batıyoruz. Şu şekilde birleştiriyoruz. Bir tane de zincir çekiyorum ben. Birleştirdikten sonra bir ipimizi kesebiliriz burada. Evet, motifimiz bu kadar. Yani gördüğünüz gibi çok kolay, çok basit. Benim gördüğüm model nedir? Orta kısmı farklı renkle yapılmış. Kenar kısımları farklı renkle yapılmış. Ben tek renk yaptım ama dilediğiniz gibi çalışabileceğiniz bir model. Bu ipimizi de yine arkalardan doğru şöyle gizleyelim. Ben bir tane yaptım ama birkaç tane yaparsanız iyi olur tabii ki. Şöyle ütülediğimizde daha güzel duracak şu birleşme noktaları. Evet, şöyle düşünün. Dediğim gibi yuvarlak yapmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Ütüsüz olduğu için böyle duruyor. Ütülendiğinde çok daha iyi duracak. Şimdi orta motifimiz 1, 2, 3 tane kenarına yaptım. 3 tane daha yaptığımızda bir yuvarlak elde etmiş olacaksınız. Etrafına 6 motif, ortada tek bir motif. Dediğim gibi bu yuvarla istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Yine etrafına böyle motifler ekleyerek daha büyük modeller yapabilirsiniz. Daha çok sorulan bana bunun işte kenarı nasıl olacak? Yani ben bu modellerde pek kenarı sevmiyorum da yapmıyorum da, kenarı da yoktu zaten gördüğüm modelde. Ama illa böyle hani kenar tok dursun diyorsanız sık iğneyi tercih ediyorum genelde. Etrafına iki sıra sık iğne yapın mesela, şöyle bitirdikten sonra gayet güzel ve şık duruyor. Yani bunun etrafına farklı bir oyası yok. Ama bildiğiniz farklı desenler varsa çalışabilirsiniz de. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Yine çok kolay, çok basit. Belki de görmüş olduğunuz bir model. Ben de sizler için anlatmaya çalıştım. Şimdilik bu kadar. Başka modeller görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.